Arkadaşlar selamlar. Bugün kendi sattığımız, kendi markamız olan Kuverts kabloların N11'deki karlılık analizini yapacağız. Birebir tüm maliyetleri üretim hatta ürün bulma sürecinden itibaren ürünün üzerine bindirerek şimdi toplamda ne kadar kar elde ediyoruz ona bakacağız. Şimdi buna gelmeden önce arkadaşlar bahsetmek istediğim bir konu var. Bir yandan N11'e geçeyim. Daha sonrasında arkadaşlar sunumla devam edeceğiz. Şimdi bahsetmek istediğim konu şu. Bizde özellikle Facebook grubunda yapılan tartışmalarda görüyorum. Tedarikçiden ürün aldım. %5 kar var. Tedarikçiden ürün aldım. Alış fiyatı N11'de satış fiyatından daha pahalı gibi şikayetler görüyorum. Normal bu tarz şikayetlerde bulunmak. Fakat arkadaşlar şunu düşünmek lazım. Şimdi siz bir üreticiden ürün aldığınızda eğer bunu XML'le sen bana ver ben de bunu yükleyeyim diyorsanız ya da ürünü aldınız hiçbir değişiklik yapmadınız. Ne fotoğrafında ne listesinde yani ürüne siz özel bir şey katmadıysanız üründen kar etmeyi beklemeniz doğru değil. Çünkü o zaman siz aslında e-ticaretin farklı bir boyutunu yapmış oluyorsunuz. Yani bizim burada yapmaya çalıştığımız şey kendi markanızı oluşturmak, ürüne bir farklılık katmak, üründeki bir problemi çözmek. Eğer siz ürünü aldığınız gibi satmak istiyorsanız, hiç efor harcamıyorsanız onun karşılığında kar oranı kazanırsınız. Ama siz ürünü geliştirirseniz, ürüne kendi logonuzu basarsanız, üründeki sorunları çözerseniz, ürünün paketlemesini güzelleştirirseniz ona göre kar edersiniz. Şimdi ne demek istediğimden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Mesela bizim kabloların bulunduğu mikro kablo ya da makro kablona sokuyorsanız o sayfaya bakalım. Şimdi burada arkadaşlar bir OEM denilen yani hiç üreticiden aldıktan sonra bir şey yapılmayan ürünler var. Mesela bu. Şimdi bu aynı şeyi mi yapıyor aslında? Aynı şeyi yapıyor bizimkide. Bizimki de burada. Bizimkini de açalım. Şimdi mesela bakalım arkadaşlar. Şunu inceleyelim. Bu ürün belki de XML ile yüklenmiş bir ürün de olabilir. Hiçbir üründe tedarikçide alınan yani Çin'deki resminden farklı hiçbir resim yok bunun. Yani bir tane resim listede hiçbir şey yok. Ayrıntılar kısmı bu kadar. İkinci, üçüncü resimler yok. Açıklama yok. Hiçbir marka yok. O yok bu yok. Buna bakalım. Bak burada zaten diyor ki bu ilan entegrasyon sistemleri hazırlamıştır. Muhtemelen XML'i aldı bastılar geçtiler. Hiçbir şey yok. Şimdi eğer siz ürünün listelemesini, ürünün markalaşmasını bu hale getirmezseniz bir kere kullanıcı deneyimi olarak kullanıcıya siz diyorsunuz ki ben sana ucuz mal satıyorum. Ben sana kaliteli mal satmıyorum. Şimdi eğer ürünü üzerinde uğraşırsanız, resimlerini böyle çektirirseniz, markalaştırırsanız ürünü, kendiniz paketlemesini yaparsanız, paketlemesine dizayn yaparsanız, piyasada bir farklılık bulmaya çalışıp, yani bu mesela şimdi naylon braided diye geçiyor İngilizce tabirle kusura bakmayın. Şu naylon kaplama örgülü olanlar. Şimdi bunlar mesela bunun gibi kırılmıyor. Eğer siz piyasada araştırmasını yapıp bu modelde bir eksiklik görüp o modele yönelirseniz dediğim gibi resimlerini profesyonel olarak düzenleyip listelemesini profesyonel olarak yaparsanız kar marjınız o şekilde olur. Şimdi bizim bildiğimiz bazı markalar var. Siz de artık bunları biliyorsunuz. Anker, Baseus, Wolfbeats, işte Aki. Bunlar arkadaşlar bundan 10 sene 15 sene önce Amazon Amerika'da private label olarak başlayan markalar. Private label ne demek? Aynı şu anda bizim yaptığımız gibi kendi markalarıyla satışa çıkan markalar. Ama Amazon'un büyümesiyle bunlar kendileri o kadar büyük markalar haline geldiler ki bu zamanında butik marka olarak tabir edilen ufak private label'lar 2018'de yanlış hatırlamıyorsam Anker Amazon'da en çok ilk ciro yapan ilk 5 firmanın içindeydi. Anker Direct. Anker Direct USA öyle bir adı var. Bakabilirsiniz raporlardan. Yani şu anda devasa milyar dolarlara ulaştılar. Ve çıkış noktaları kendi markaları üzerine çıkış yapmaktı. Şimdi siz onu şu şekilde bir şey satarak yapamazsınız. Karlılığınız hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Ya çok büyük konuşmayayım ama yüksek karlılık olacağını düşünmüyorum. Ha karlılık olsa bile bir marka bilinci oluşturmuyorsunuz. Ya şimdi ben şuraya baktığım zaman burada hiçbir marka bilinci oluşmuyor. Fakat şurada ben eğer buna değer gereken yatırımı mantıklı ve adımlarını doğru atarak yaparsam ileride insanlar hemen değil belki ama 3 sene sonra 5 sene sonra ha Kuverts markası mı? Evet benim de bir arkadaşım almıştı ya da N11'de görmüştüm ya da daha önce aldım ve memnun kaldım deyip bir marka bilinci de oluşturabilirim. Bununla ilgili tabii ki arkadaşlar bu böyle marka bilinci
çünkü oluşturabilirim denip de oluşturabilecek bir şey değil. Çok detaylı bir konu. YouTube'da gene daha önce Gözde'yle yaptığımız markalaşma adına konuştuğumuz bir saatlik, bir buçuk saatlik bir video var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Ama uzun lafın kısası arkadaşlar, siz eğer ürüne efor harcıyorsanız üründeki kar marjınız artar. Ha, ürünü ben kar harcamayacağım, efor harcamayacağım, üreticiden aldığım gibi böyle alıp satmak istiyorum derseniz o zaman çok fazla kar edemezsiniz. Yani artık günümüzde arkadaşlar şu şekilde bahane bulmaktan vazgeçelim. Ya işte üretici bana satıyor, bana sattığı aynı fiyattan N11'de satıyor. Satar. Çünkü artık bir bariyer yok. Yani üreticinin artık tutup da fiziksel bir mağaza açmasına gerek yok, oraya adam koymasına gerek yok. O da sizin yer. Yani siz üreticiden burada ekstra ne yapıyorsunuz ki, o niye koymasın N11'e? Ya o da bir kişi koyuyor başına, kargolamasını yapıyor sipariş geldikçe. Siz de bunun aynısını yapmak istiyorsunuz. Siz eğer üreticiyle aynı fiyattan satmak istemiyorsanız üreticiyi suçlamayı bırakıp kendiniz üründe bir şeyler farklılaştıracaksınız ve markanızda. Evet, lafı çok uzatmayalım. Şimdi dönelim arkadaşlar karlılık analizine. Bu sırada öncelikle bir ne satılırın Chrome extension'ını çalıştıralım. Bu hep gelen bir soru. Chrome extension ne işe yarıyor? Web tarafındaki uygulamada ne farklılık var? Chrome extension arkadaşlar bulunduğunuz sayfayı analiz ediyor. Ne işime yarar diye sorarsanız, ben bu keyword'de mikro kablo keyword'ünde rakiplerimi incelediğim zaman rakiplerimde hangi rakiplerin başarılı, satışlar nasıl dağılmış, yorumlar nasıl dağılmış olduğunuz sayfayı anlık olarak incelemeniz için. Şimdi buradan arkadaşlar kendi ürünümüzü bulalım. Ürün burada. Burada çıkan analizdeki sonuç sadece 29.99'luk birlik paketin, tekli paketin sattığı ciro 3.269 TL. Şimdi dönelim arkadaşlar bizim satış ofisine, N11'e. Şimdi satışlara baktığınız zaman satışlar çok acayip yüksek değil ama kârlılığını hesapladığımız zaman fena olmadığını göreceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar teslim edildilere bakalım. Mesela teslim edilenlerin içinde sadece 29'luk değil bir sürü farklı fiyattan satış göreceksiniz. İşte 89'luk var, 49'luk var, 89'luk var, biraz daha 69'luklar var. Yani bunlar arkadaşlar sadece 29'luklar değil, aslında birçok farklı fiyatın, mesela şu en son gelen olaylardan 69 TL farklıların satışı. Biz burada konuyu birazcık basitleştirmek için sadece 29'luk üzerinden gideceğiz. Şimdi dönelim arkadaşlar karlılık analizine. Şöyle prezentasyon moduna alayım. Bizim burada yaptığımız şuydu. 4 farklı ürün tipine yoğunlaştık. Şimdiki aklım olsa bunlardan 1000 adet yapacağım ama muhtemelen 500 adet yapardım. 8 farklı tip yapardım. Ama bizim için iyi bir deneyim oldu. Şimdi öncelikle belirtmem gereken şey, buradaki ürün tipi dediğimiz şey arkadaşlar üçlü paket. Yani bir paket içinde 3 tane, 1 metre, 2 metre, 3 metre olan paketin maliyeti bu. Şimdi mikro siyah beyazdan, mikro gümüş beyazdan, lightning siyah beyaz ve lightning gümüş beyazdan 1000 adet aldık. Alırken paketin içinde 3 tane bulunan paketin paketle beraber birim fiyatı 2.65'ti. Toplam ABD doları olarak 11.100 dolarlık bir yatırım yapmış olduk. Sonra arkadaşlar ürün bedeline baktığımız zaman o günün Merkez Bankası'yla bunu çarptığımızda 61.116 TL'lik bir tutar oluşuyor. Bunun yanında bizim ambalaj bedelimiz, bunun kılımlarına baktığımızda neler var? Ambalaj bedelimiz burada 5.589 TL, bizim koyduğumuz poşet üzerine yaptırdığımız baskı bunlar. Sevkiyat bedeli Xworks bu, 2.699 TL. Buradaki EXV ne manaya geliyor derseniz gene daha videonun altına ekledim. Daha önce detaylı anlatmıştım. FOB nedir, DDU nedir, DDP nedir, işte Xworks nedir. Oradan inceleyebilirsiniz. Sevkiyat bedeli TR dediğimiz şey ürünlerin Türkiye'de gümrükten çıktıktan sonra kendi depomuza gelmesi için harcanan tutar. Toplam vergi gideri arkadaşlar 15.265 TL. Bu da buradaki 3 kalemden oluşuyor. Ve 548 TL'lik de diğer gümrük giderleri var. Şimdi burada arkadaşlar toplamda oluşan maliyet 84.000 TL. Üçlü birim maliyet, üçlü paketlerin birim maliyeti 21.24 TL. Birim maliyeti tekli de 7.08 TL. 7.08 TL. Burada arkadaşlar tabii ki yani virgül oynatan farklılıklar
olmuş olabilir ama genel mantığıyla yani birim maliyeti burada 7 TL diyebiliriz ya da 7.10 TL diyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar N11'in içinden kendi siparişlerimizi indirelim. Hem bakalım programın verilerinde yakınlık sağlayabiliyor muyuz? Ve bizim burada N11'deki satışlarımızda ayda ne kadar kazanıyoruz? Yani ayda bize net bırakan şey ne? N11'i açtıktan sonra arkadaşlar Excel'de ufak bir iki toparlama yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu boş satırları siliyorum. Ve şuradan diyorum ki bana sadece son bir ayı göster. Yani son bir aylık analiz yaptığımız için geçen ayın 5'inden itibaren, geçen ayın 5'i nerede? Şurada bir yerde olması lazım. 5'inden öncesini siliyorum. Sonra arkadaşlar buraya bir filtre ekliyorum. Diyorum ki bana buradan sen sadece mağazanın kesti yani şuradan 29'lukları göster diyorum. Şimdi sonra arkadaşlar bunu seçiyorum ve bunu convert to number diyorum. Çünkü N11'in gönderdiği formatta Excel tanımıyor. Ufak bir hata veriyor. Excel'de hızlıca onu düzelttim. Ve şimdi bakıyorum. Dip toplamını aldırıyorum. 3208 TL. Bizim arkadaşlar şeyin ne kadardı? Programın tahmini 3269 TL. Hemen hemen tutarlı diyebileceğimiz, yani hemen hemen değil tutarlı diyebileceğimiz bir tahmin. Bir tanesi 3269 TL, bir tanesi 3208 TL. Şimdi biz arkadaşlar ne demiştik? Bizim buradaki birim maliyetimizin üçlü paketi 21 yani 69 TL'ye sattığımız paketin maliyeti, şunları kapatayım artık. Bunlarla işim kalmadı. 69 TL'ye sattığımız paketin maliyeti burada şu pardon. 69 TL'ye sattığımız paketin maliyeti 21.24 TL, tekli pakete sattığımızın maliyeti 7.04 TL. Şimdi bunun için hızlıca ne satırları üzerinden analiz yapacağım. Pardon. Buradaki güzel yöntem, güzel konu biliyorsunuz otomatik olarak buradaki kategorinin komisyonunu size hesaplıyor. Diğerlerini de hesaplıyor. Eğer ne satırları kullanmıyorsanız bunun için bir Excel dosyası da hazırlamıştım. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz. Onu da önceki videolarımızdan bulabilirsiniz. Şimdi satış fiyatımızı değiştirmiyorum. 29 TL. Ürünün alış fiyatını değiştireceğim. Biz burada bir tahmin olarak hemen hemen diyoruz ki satış fiyatının dolu gelmesi açısından %10'udur gibi bir tahmin yapıyoruz. Bunu şu anda kendim gerçek fiyatımı gireceğim. 7.04 TL. Ve hesapla diyorum. Şimdi bu üründen oluşan aylık kar aylık satış adetinizden buradan doğru tahmin etmişti. 1224 TL. 1200 TL diyelim. Şimdi kar oranına baktığımız zaman ben buna 7.4 TL alıyorum. Ve benim buradaki kar oranım karım 11.04 TL, kar oranım %160. Şimdi konunun sonuna gelecek olursak, eğer siz kendi markanızı oluşturup, pazarda olmayan bir açığı bulup, iyi analiz edip, ürüne bir katma değer ekleyebilirseniz, o zaman burada olduğu gibi nispeten yüksek kar marjlarıyla satış yapabilirsiniz. Ama derseniz ki yok, ben üreticiden alacağım, kendimi satacağım. Yani mesela bu bana şu soruya benziyor. Bana birisi şimdi gelecek diyecek ki Yiğit siz 4000 tane kablo almışsınız. Bana onun 1000 tanesini satın. Tamam satayım da ben sana neden bunu 7.04 TL'den ya da 10 TL'den satayım ki? 20 TL'den satarım. Ya da 25 TL'den satarım. Yani bakarım burada. Ben burada ne kadar kar bırakıyor bana. Onu hesaplarım. Onun üzerine biraz daha kar koyarım. Sana öyle satarım. Sen bunun üzerine ek bir müşteriyi tatmin edecek bir çözüm getiremezsen kar edemezsin. Bu da yani en başta konuştuğumuz konuya benziyor. Sizin aldığınız ürünlerde bir şey katmanız lazım. Ama bu listede bir güncelleme olur, listeyi güzelleştirmek olur. Müşteriye daha kaliteli bir şey sattığınız hissiyatını uyandırmak olur. Ama ürün fotoğraflarında bir güncelleme yaparsınız, bir geliştirme yaparsınız. Ama bir şekilde üreticiden çıkıştaki boş ürüne bir takviye yapmanız lazım. Yoksa kar marjinizi yüksek tutamazsınız. Konu bu arkadaşlar aslında basit olarak. Bu şey olarak da yani sizin sattığınız ürünlerin kar marjı ne kadar konusunda da aslında bir
nispeten cevap niteliğinde bir video oldu. Yani cevap derken yanlış anlamayın, açıklama niteliğinde bir video oldu. Şimdi yeni yaptığımız projede, yine sıfırdan satış projesinde buna benzer bir ürün bulup gene yüksek kâr marjıyla satmaya çalışacağız. Bu arada gene bu sabah yayınlamıştım Türkiye saatiyle. Yayınladığım videoda Can işte Tahtakale'de aslında fiyat almak için bir ön gezi yapmıştı. Oradaki işte arkadaşlar, altında yorum yapan arkadaşlar bazen demiş işte pazarlıkta siz yanlış yapıyorsunuz, böyle olmaz, işte size yüksek fiyatlar veriyorlar diye. Amaç zaten arkadaşlar orada Tahtakale'de hiç bilmeyen bir insanın gözüyle bunu nasıl olduğunu görmek. Tabii ki o fiyatlardan alışveriş yapmayacağız ama onlar ilerleyen bölümlerde devam edecek. Dilediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bir bölüm olmuştur. Görüşmek üzere.